Cennette Cenab-ı Allah en çok kadın sevgisini üstüne duruyor. İnsan sevgisini üstüne duruyor. Çünkü en çok zevk alınacak şey o hakikaten. Kadınlarda da bakımları, güzellikleri fakat asıl huyları, güzel huyludur diyor. Ve en etkileyici şey o da bakışların üstüne duruyor Cenab-ı Allah. Bakışlarını eşlerine teksif etmiş kadınlar. Kaç defa? Defalarca söylüyor Allah. O tuğlalar içinde korunmuş huri kadınlar. Namuslu, temiz, afif. Orada huyları güzel, yüzleri güzel kadınlar vardı. Bak önce huyu güzel. Sonra yüzleri güzel. Bağnaz sistemde de kadın nefreti vardır. Kur'an'da müthiş bir kadın sevgisini Allah vurguluyor cennette. Yoğun hakim olan kadın sevgisi. Sonra yeşilliklerden bahsediyor Kur'an. Bir de işte o devrin modern nimetine içki. İçkinin zararsız olanı, faydalı olanı içeceksiniz diyor Allah. Ama stil olarak kadehlerde bembeyaz diyor mesela içenlere lezzet kadehlerde. Ama başınız ağrımaz, bir aile de meydana gelmez diyor. Tertemiz eşler diyor Adnan Bey. Temizliğe evet, çok tertemiz. Tahirat, zevce-i tahirat. Tertemiz. Evet. Yumurta gibi diyor, pürüzsüz. İnci gibi diyor, saklı inci. Bak normal bir inci değil, saklı bir inci. Muhafaza edilmiş yani. Ne bir insan daha önce dokunmuştur. Evet, o temizlikleri, afifliklerini vurgulamak için. Lülü meknun, sedeflerindeki incir gibi el değmemiş. Hür, hür, huri oradan geliyor, hür. Beyaz tenli, gözünün beyazı bembeyaz, siyah da simsiyah, ahu gözlü. İn, gözleri in. Yani in, gözlerinin iriliğini vurguluyor. Hurül in, iri siyah gözlü huri. Ebkar, her bir bakire, bekarın, bekar kelimesinin geldiği yer. Ebkar, her yaklaşımda bakire olan. Urup, kocalarına aşık, işveli, kocaları tarafından içten bir sevda ile sevilen. Evet. Şimdi bu ayetleri oku bana sen Fikret. Komşu şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Nebe suresi 31. ayet. Gerçek şu ki muttakiler için bir kurtuluş ve mutluluk vardır. Nice bahçeler ve üzüm bağları. Göğüsleri henüz tomurcuklanmış yeşit kızlar. Bak bahçeler. Ama kadın göğsünün güzelliğine Kur'an dikkat çekiyor. Dengeli, düzgün, güzel olması. Evet dinliyorum. Dop dolu kadehler, içinde ne boş ve saçma bir söz işitirler, ne bir yalan. Kadehe şu an bile tamir edemiyorlar. Bak Allah cennet kadehini övüyor. Dop dolu. Bir daha içiyor, geliyor bir daha içiyor, geliyor bir daha içiyor. Evet. Rabbinden bir karşılık olmak üzere yeterli bir bağıştır bu. Gerçek şu ki biz onları yeni bir inşa, yaratma ile inşa edip yarattık. Onları hep bakireler olarak kıldık. Mesela bu normalde olmaz. Yeni inşanın özelliği bu. Evet. İlişkiye giriyor yine bakire, ilişkiye giriyor yine bakire. Yeni sistemden kaynaklanıyor. Yeni fizik kanunları var. Evet. Eşlerine sevgiyle tutkun ve hep yaşıt. Sevgiyle tutkun. Çünkü sevgi olması hiçbir anlamı yok. Tutku olması hiçbir anlamı yok. Yaşıt olması da nefsin istediği bir güzellik.
Evet, genç olması yani. Adnan cennetleri, kapılar onlara açılmıştır. Adnan cennetleri, evet. İçinde yaslanıp dayanmışlardır. Orada birçok meyve ve şarap istemektedirler. Bak, yaslanıp dayanmışlar. İhtiyacı yok. Ama alışmış ya dünyada. Şimdi mesela biz minder koyuyorduk. Rahatsız oluyor kardeşler minderde. Koltuk istiyorlar, yaslanmak istiyorlar. Orada da bak, alıştığı için yaslanıp dayanıyor. Hiçbir ihtiyacı yok normalde. Dünyada alıştığı için illaki onu istiyor. Evet, dinliyorum. Ve yanlarında bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş yaşıt kadınlar vardır. Zahirettir. O kadınlar sadece eşinden zevk alıyor. Orada dünya güzeli insanlar var. Ondan etkilenmiyor. Sadece eşinden. Bu da Allah'ın mucizesi. İşte orada yepyeni bir yaratılış diyor ya. Allah sadece ondan etkilenecek şekilde yaratıyor. Etkilenemiyor diğerlerinden. Bu erkek için de tabii, kadın için de bir nimet oluyor, bir güzellik oluyor. Evet. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Orada bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş kadınlar vardır ki, bunlardan önce kendilerine ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. Yani cinsel ilişkiye girmemiş, temiz, afif ve cinlerin de cinsel ilişkiye girebileceğini anlıyoruz buradan. Ayetin ifadesinden. Evet. Sanki onlar yakut ve mercan gibidirler. Yakut. Kırmızı yakut. Pırıl pırıl parlar. Mercan çok süslüdür. Oradaki o parlaklık, kalite, üstünlük bu benzetmeler, bu sembollerle anlatılıyor. Evet. Çünkü anlatılsa da yine anlayamaz. Yaklaşık kavrayabiliyor insan. Evet. Orada huyları güzel, yüzleri güzel kadınlar vardır. Otağlar içinde korunmuş huri kadınlar. Bak, güzel, güzel, güzel. Hep Allah güzellik istiyor. Huyu güzel, sevgiyi artırıyor. Kendi güzel, sevgiyi artırıyor. Amaç ne? Sevgi. Hep sevgi. Evet. Yeşil yastıklara ve çarpıcı güzellikteki döşeklere yaslanırlar. Yeşili insan seviyor. Yeşil üstüne altın işlemeli. Ama her çeşit renk var tabi. Fakat cennete hakim renk yeşildir. Nasıl gökyüzünde hakim renk mavi, ormanlarda hakim renk yeşilse, cennette de öyle. Evet. Ve iri gözlü huriler, sanki saklı inciler gibi, yaptıklarına bir karşılık olmak üzere onlara sunulur. Yani sen oku, bütün ayetleri oku sen. Gerçek şu ki biz onları yeni bir inşa ile inşa edip yarattık. Onları hep bakiler olarak kıldık. Eşlerine sevgiyle tutkun ve hep yaşıt. Nimetlerle donatılmış naim cennetlerde. Cennetül naim. Evet. Birbirlerine karşı tahtlar üzerinde otururlar. Kaynaktan doldurulmuş kadehlerle çevrelerinde dolaşılır. Kulüp gibi. Adeta bir gazino gibi. Karşı koltuklarda toplanma yerleri var. Hurilerin şarkı söyledikleri yerler var. Müslümanlar geziyor buraları. Koltuk değil, iki koltuk değil. Topluca. Bir arada sohbet yeri yapılıyor. Nasıl burada karşılıklı? Buna benzer. Sürekli servis yapılıyor kadehlerle. Evet. Bembeyaz, içenlere lezzet veren bir içki. O içkilerden bir tanesi. Çeşitlerden biri o. Onda ne, evet, bir gâile vardır, ne de kendilerinden geçip akılları çelinir. Yani sarhoşluğun verdiği ızdırap yok. Evet. Rahatsız edecek yok. Evet. Ve yanlarında bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş iri gözlü kadınlar vardır. Sanki onlar saklı bir yumurta gibi çarpıcı ve pürüzsüz. Sadakat için enerji harcanmıyor. Dikkat harcanmıyor. Doğal olarak sadık kadınlar. Yani istese de istemese de sadıklar. Ama tabii isteyerek. Allah öyle yaratmış. Kolaylık olarak. Erken de kafası dağılmıyor yani. Ne olur, ne biter. İşte eşi yanlış yola mı gider, yanlış bir hareket mi yapar, öyle bir derdi yok. Kafası salim. Tam güveniyor. Çünkü mümkün değil, başkasından etkilenmiyor. Kilitlenmiş. O yüzden de gönlü çok rahat. Dünyada tedirgin erkekler. Çok. İşte nereye gittin, ne yaptın, değil mi?